İndi funksiyalarda amaların yerine yetiriliş var da biraz belə keçeli. Qoşmaq amalı haçanda iki funksiyanın cemi sorulandı. Onu adeti polinomları da qoşumu da alıp qoşacağız. Ve onun için keskitlen şaylamız ne böyle? İki funksiyada değişli olan aralık böyle. Ayırmakta da şuur ya da yerine yetirilip. Polinomları da ne edip ayırıyan olsun. Edilmiş onu alıp. Birinci funksiyonu ayırmak, ikinci funksiyonu deyip amalı yerine yetireceğiz. Keskitlen şaylamızın şu yerde berlin. Köpürtmek, bölmek edilmiş o yaldaydı. Yine şu yerde bir şart var. Haçan da bir funksiyon, belirli funksiyon bölünümde aşağındaki maydalı ucudaki funksiyon nolu denge olmalıdır. Sebebi bilişimiz gelir. Maydalı ucu nolu denge olundu. Ne belli keskisizlikle de çıkıyor. Yine misalı seyredelim. Misalda bize fx ve gx funksiyonları verilen ve bize şu funksiyonları yerine yetirilmeli amalları soraktırlar. Birinci misalımda iki funksiyonun cemini soruyor alır. Onun hemen iki funksiyonu koşuyan x kvadrat ayırmak 4 koşmak x koşmak 3. Koşmak olan için plusun ya skokan içindeki hiç kadar tesir etmiyor. Onun hemen gönü koşup bilen x kvadrat başka x kvadrat yok. Bir x var. Koşma onu x diyen. Minus 4 bilen plus 3 mü? Minus 1 böyle. İndiki misalımda ayırmak soruluyor. Onu yayın içinde yazan yine önkü yalı. X kvadrat ayırmak 4. Ayırmak x ayırmak 3. X koşmak 3. Yine yayım açanımda bu minusum yayımın içinde tesir ettiği. Onu x kvadrat. Yine açanımda bu gezek minus x diye açmalı oluyor. Minus 4. Bunun imamını plus 3 derle. Minus 3 oluyor. Demek minus 7. İndi kimde köpürtmek onu x kvadrat ayırmak 4 köpürtmek x koşmak 3. Bu gezek her bir elementi her bir yayın içindeki ağzını belli ki yayın içindeki her ağzı iki iki den köpürtmeli olan x kvadrat köpürtmek x'miz x kub böyle x kvadrat köpürtmek plus 3 x kvadrat böyle. Yani minus 4'ü gezek geldi. Minus 4 köpürtme x minus 4x minus 4 köpürtme 3 minus 12. Yine bölmek. Bölmek de ben günü rasyonel şekilde yazıp bilen. X kvadrat ayırmak 4 katlaşan x koşmak 3. Berde hiç gelip eski kaldık bilecek zaten yok. Onun günü neticen şu adayı da koyuyorum. En misalda sorulayan zat. Cemini tapamızdan sonraki fonksiyonun x'in yerine bir koyun diye. Ben şöyle cemi taptım. Ona çıkan neticede bir koyun ya dayanımda. Birin kvadratı koşmak bir, ayırmak bir diyen. Dendir. Bir koşmak bir, iki, ayırmak bir, bir. İndiki de bölmeğin neticesinde yerine bir koyun diye. Onu bir kvadrat, ayırmak dört, bir koşmak üç. Dendir. Aşağıda kısanımız dört. 1'den 4 ayırsak minus 3. Şimdi ikimiz de köpürtme hasılında x'in yerine 1 koyacağız. Köpürtme hasılımız belli. 1 kub koşmak 3 köpürtmek 1 kvadrat ayırmak 4 köpürtmek 1 ayırmak 12. Dendir. 1 koşmak 3 ayırmak 4 ayırmak 12. Bu da dendir. 4 ile 4 birbirini kıyısaldan yaldığında çoğal. Minus 12 oluyor. Çalıştırmalı fonksiyonlar. Çalıştırmalı fonksiyonlarda edilen zat ön şu yerde f'in içine x koyup baka veren olsam yine x'in yerine başka bir fonksiyonu koyan bunu başkaca f g x ya da fok x şeklinde de yazıp bilen x'in şu urmanını veriyor. Misallar işlenmedi ne edip işleyiz? Şimdi a misalımız f g x dengdir. Yani aslında ön şu yerdeki g'nin yerine x vardı. Yani şu an x'in yerine gx'in bahası neçe olsa şunu yazacağız. Onu f gx'in bahası berilen şu yerde x minus 4 dengdir. F'de x olan vakti x kvadrat koşmak 3x oluyordu. Yani şu yerde x kuran yerimizin hemmesini biz x minus 4 yaz çıkmalı oluyoruz. Onu x minus 4'ün kvadratı koşmak 3 köpürtme x minus 4 dengdir.
Në shyrë dhe skop kana që një dhemëve, x kvadrat minus fi këtë x, o shmok 16, o shmok 3x, a irma, on kolla, një t'i gjemë shyrë dhe x kvadrat minus 5x, o shmok 4. Një mësal b e thiresek, mësal b dhe g f x, qëllëshëm në funksion, thorële, Onu bu gedik g, gx'in içindeki x'in yerine fx'in bahasını oyaz. Yani, elki fx'in gözünü yazsak şöyle dindir. G, fx'in bahası neymedi? X kvadrat koşmak 3x'di. Dindir. Ünlü g, d, x'in yerine şuları koyup çıkan yağdayımızda bizde aslında neymi? X ayırmak 4. Onu x'in yerine şu bahanı koysak, x kvadrat koşmak 3x ayırmak 4 bizim cevabımız öyle. Şimdi misalımızda 3 tane funksiyon verilen. 3 funksiyonun çalışırımız funksiyonu soruyla. Onun ilki fx'i yazalı x katnaşın x ayırmaktır. Çalışırımız funksiyonu bunun simbolü. İkinci gx, x derecesinde 5. Üçüncüyümüz de hx, o da x kvadrat boşmuk x. Şimdi berde edecek zaten şu bölüğü alıp Bundan önkü x'in yerine koymak. Kalan daha da önkü borç yalı yazan. X katnaşan x ayırmak 1. Onu x'in yerine men. X kvadrat koşmak x yazan. Derecemde 5 var. Şimdi şu buradım yine kaytalayan. Şu yerdeki mi anlatmamı önünün önündeki x'in yerine koyup çıkken. Onu dengdir. Devam edin yoldayım da. Yukarıda x kvadrat boşmuk x'in 5. derecesi. Aşağıda x kvadrat boşmuk x'in 5. derecesi. Ayırmak 1. Ben alan neticem böyle. Şimdi berdeki misalda iyem iki funksiyonun f ve gx funksiyonun çalışırım funksiyonu berilen ve gx'in ne emdiğini biliyiz. Fx soruyu alır. Onu baştan şöyle yazalım. Fx. Fx'in yerine gx berliptir. Gx çalışırma funksiyonu şeklinde berliptir. Onu şunu tereden ya da yadayımdır da. F. Gx'in bakasını ben bilen. X koşmak 2. Onu şöyle x koşmak 2 yazıyoruz. Dengdir. Şunun bakasının bize şu yerde 4x minus 1'e dengdiğini aydıptırlar. Onu 4x minus 1. Şimdi ben isteyen zadım ne mi? Şunun içinin x olmağı. Şunun içinin x olmağı için ben x'e neyce baxa vermeli olayım? X kalmağı için. Eğer x'in yerine x minus 2 yazan yağdayımda minus 2 ile plus 2 gittiyen için neticem fx olmalı. Ona şöyle x görünüyorum hemen x minus 2 yazan. Ona şöyle tereden yazalı f x minus 2 plus 2 dengdir. Şu yerde ne mi yazan olsam, berde de şu burada yazmalı olayan. Onu 4 köpültmek x minus 2 ayırmak 1. Şu yerde neticem fx dengdir. Yay açan yaldayımızda 4x minus 8 minus 1 dengdir. 4x minus 9 fx funksiyamızın bahası olayan. Yeni bir öğrenme zatımız ters funksiyalar. Ters funksiyo, aslında biz önünək ilə öğrenibdik funksiyonu x0 keskitlenişi aylam, x eslenik baxanı berenimdə baxalar yaylasında alayan belli bir baxaları vardı. İndi şunun tersi bana gerek. Haçan da men y'nin baxalarını bilen yağdayımda x'in alıp bilecek baxalarını tapacak olsam, onu tersini yerine yetirmeli olayan. Yani y'ları men keskitlenişi aylam. X'ları bakalar yayla deyip almalı olayın. Yani misallarda bunu ne edip işleyin? Misallarda mesela şu yerde fx funksiyonu verilen. Ben fx'in yerine y deyip yazacak. Şu burada ikisi. 2x ayırmak 3. Yani şu yerde ters funksiyonu tapacak olanım da ben etmeli zaten. Hemşe ki yazan funksiyon y dengdir ya da fx dengdir. Ne açı x ya da başka anlatmalar yazılan olsa. İndiki etmeli zaten. X dengdir ne açı y deyip yazmak. Onu maksat ne mi oluyor? Maksat x'i yıka koymak oluyor.
Ona ilk 3 beylek atacaksın. Y koşmak 3 denktir 2x. Yani 2, şurada x 2 olacak olsun. Onu 2'yi bölmek diye geçirmeli olan. Y koşmak 3 katlaşan 2 denktir x. Şimdi ben x taptım. X'i tapanımdan sonra edecek lazım. X ile y'nin yerini çalışmak ve y'nin dekortunu minus 1 deyip koymak. Yani onda x kuran yerine y yazan yönü minus 1. Bu ne hemen anlat ya? Bu ters funksiyon demek öyle. Dendir. X koşmak 3 katlaşan 2. Şimdi bize soru olan zat ters funksiyon tapanımızdan sonra x'in yerine 5 koyun. Onu şu yerde 5 koysak 5 koşmak 3 katlaşan 2'den ters funksiyonumuz x 5 baka alanda 3 koşmak 5 8 bölmek 2 4. İndiki misalımızı yine şu anlatma tersini tapmalı olacağız. Funksiyonun tersini tapacak olsak. Onu ben bunu yine y'ye denk deyip yazayım. Edecek lazım. Karşılıklayın köpüldüp x'i tapmak. Onu şun aşağında bir var deyip hesaplasın. 2x koşmak 4 dendir. Y köpültmek 3x ayırmak 5. Onu şu yayı açan yaldayım da 2x koşmak 4 dendir. 3x y ayırmak 5 y. Şimdi ben maksadım x'ları bir tarafa cemlemek. Onu da şu x'i alayan beylek geçireyim. 2x ayırmak 3x y dendir. Minus 5 y verdi badi. Minus 4'den beylek geçeyim. Ne edecek lazım? X'i yayın taşını almak. X. 2 ayırmak 3 y dendir. Minus 5 y ayırmak 4. Onu şu bölümün aşağına rasyonel şekilde bölmek diye geçirsem. X'in bahasını taptığım öyle. Onu şu yerden yazalım. X dendir. Minus 5 y minus 4. Katlaşanım 2 ayırmak 3 y. Yine şu yerde birden minus ve ben şu minusları aslında yukarıdan aşağına minus bırakabilirsem. Plusu örüleyen için ansat olarak şey edip yazayım. 5 y koşmak 4. 3 y koşmak 3 y koşmak ol. Şimdi bunu bilmek minus olmalı. Minus 2. Şimdi yerlerini çalışan x gören yerime y'in minus 1 deyip yazayım. Kalan yere de x yazayım. Y'in yerine de x yazayım. Koşmak 4. Aşağıda da 3x. Ayırmak 2. Şimdi şurada ünsü veren olsanız. Neticemle x'in arasında bağlanacak. Şu 2 bilen 5 yerini çalışıptır. Ve 5 yukarı geçende plus olup geçiptir. Bunun alamakları yüklep. Aşağı minus olup geçiptir. Yani eğer karşıdan olsanız günü doğru yolunu unutabilirsiniz. Yani bu yönü kesko yolunu bilmemiz için. Funksiyonları değişikliği geçen zatlarını perkitmek için bir neçen misalı seyredelim. Ne derdi bize sorulayan zat. İlki çalışırımlı funksiyonu yerine getirmek. Ondan sonra şu funksiyonun tersini tapmak soruluyor. Onu ilki çalışırımlı funksiyonu yerine getirildi. 3x koşmak 1. Yayın içinde simbolumuzu koyacağız. G'mizim 2x koşmak 2. Dendir. Şimdi ben şunu alıp şu yerdeki x'in yerine koyadım. Onun cevabı ne böyle? 3 köpültmek. 2x koşmak 2 diyenime şuradaki x. 7'nin önemi gele koşmak 1 gele. Dendir. Eğer köpülden yaldayım da 6x koşmak 6 koşmak 1 var. Onu koşmak 7. Şimdi ben şu funksiyonu y deyip alan yaldayım da bana soruluyum da y'nin minus 1'e yani ters funksiyon soruluyum. Onu edecek lazım. X'i 2 koymaktı. Y minus 7 dendir 6x olacak olsa x diyenim y minus 7 katlaşan 6'dı. Ve x tapamdan sonra 7 diyen işim y'lar olan x'in yerini çalışmaktı. Onu x ayırmak 7 katlaşan 6 benim cevabım öyle. Şimdi iki misalda g funksiyonu ve f funksiyonun terslerinin çalışırımız funksiyonunu soruyorlar. Onu ilki g funksiyonun tersini tapalı. G funksiyon ne açadın? 2x koşmak 2. Ben şunu y deyip alan yaldayım da
2'nin hareket geçireceğiz. 2x dengir y ayırma 2. Onu x diyelim. Y ayırma 2 kapınışın 2. Şimdi tapamdan sonra yarın çalışan yaldayımda g'mizin ters funksiyosu. Nemeden öyle. Buna y koydum, buna x koydum. X ayırma 2 kapınışın 2 öyle. Şimdi f için şu burada yerine getirelim. Fx funksiyamız 3x koşmak 1 deyip verilen. Şunu ben y'e denilen yaldayımda x y koyma için 3x dengdir y ayırmak 1. X diyelim. Y ayırmak 1 katınışın 3. Demek f funksiyamın tersi dengdir x minus 1 katınışın 3'ü. İnne çekladım. X'nin çalışılığında görünüşünü yazmak. Birinci gx funksiyonun tersini yazayım. X ayırma 2 katınışın 2. Onun tam kıymam f funksiyası. X ayırmak 1 katınışın 3. Et çekladım. Şu funksiyonu alıp şöyle x'in yerine yazmak. Onu x ayırmak 1 katınışın 3 ayırmak 2 katınışının 2 dengdir. Aşağında 1 var deyip alsak. Denglen yazdığımızda 3 bir 6 böyle. Onu şuradan tabiden yazalım. Aşağımız 3, yukarımızın x minus bir 6 böyle dedik 3'ü köpülden yazdığımızda minus 7. Yine bu da buradan yazdığımızda x minus 7 katmışın 3 köpültmek 2'den 1 denilir. X minus 7 katmışın 6 öyle.